Sayın seyirciler, bugün bir problem oldu. Gerçekten arkadaşların orkestrası geldi, hastalanmışlar. Ben onlara çok geçmiş olsun diyorum. Olabilir. Hepimiz de insanız. Orkestra bu tür şarkıları sizin isteklerinize cevap veremiyoruz diyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman insan ayrımı yapmıyorum. Bana Facebook'ta şey demişsiniz, siz sadece göçmen diyorsunuz. Asla böyle bir şey yok. Ben insanım. İnsan olan herkesi seviyorum. Yeter ki insan olmayı bilelim diyorum. Evet, ona da yollayalım. Bütün yaşlı annelerimize gönderelim diyorum ama daha sonraki şarkıyı Viyana'ya söyleyeceğiz. Kime tamam. söyleyeceğiz? Şarkıdan önce hatırlat bana. Tamam. Şimdi reklamlar desene. Şimdi reklamlar. Tamam, özür dilerim. Ya, Gümülcine'den çikolata getirmiştim misafirlerim için, unutmuşum. Nazlı şimdi verdi Hatice ile, ben de onları döke döke. Ne, hepsini mi vereceğim? Gümülcine'den gönderdiler Aysel'cim, Cengiz Bey, herkes bana bol bol hediyeler aldı, birer tane. Ha, birer tane peki. Yiyince gene bir tane daha. Gümülcine çok teşekkürler, sağ olun. Hadi da boş. Evet, ay çok güzeller valla. Buyur hayatım. Teşekkür ederim. Mevlüt, ister misin Mevlüt? Bizim Mevlüt çikolata hiç doymaz. Ben bütün Gümülcine halkına teşekkür ediyorum. Gerçekten her gittiğim yerde, o köylerde, ilerleyen dakikalarda isimleri sayacağım. O dut reçelinden tutun. Ne hediyeler, ne hediyeler. Gerçekten ya, çok teşekkür ederim. Ne var biliyor musunuz? Siz de, biz aslında hepimiz bu işin içindeyiz. İnsan tabii ki para kazanacak. Tabii ki. Aa, bir de diğer tarafını, hani bir şöyle bir şey vardır. Para kazanırsın ama sevilmezsin. Yok böyle bir sevgi bana. İnanılmaz bir ilgi gördüm. İnanılmaz bir sevgi gördüm. İnanılmaz böyle oranın insanı, sıcak, alçak gönüllü. Hani derler ya, küçücük bir şey de olsa herkes çıkarıp bir hediye verdi. Bir ne paket güzel, çikolata, iyi. Bir kahve, bir oranın kavala çikolatası çok meşhur. Herkes gönlünden ne koptuysa, ben buradan bir bavulla gittim, 6 tane çantayla döndüm. Sınırlı bir bakanlık. Hı-hı. İlk önce oraya arz ediyoruz. Ondan sonra mensup olduğumuz kurum kuruluşlara gidiyoruz. Birebir görüşüyoruz. Onlar da imkanı dahilinde, patron demek kötü bir insan demek değil. O da çünkü maddi bir külfetin altına girmiş bir insan. Bir de şuraya insana ekmek parası tabii, veriyor müteşebbis. Yani. Bir de onu düşünmek şimdi lazım. Şimdi toplumda insanlara, işvereni de kötü gözle göstermek lazım. Çünkü o adamcağız bir sürü yani hakikaten maddi manevi sorumluluğun altına girmiş. O insan ne yapıyor, ne emek veriyor, ona kimse sormuyor. Onu da yıkmadan, yani seyreden gemiyi de batırmadan, ne kebabı yakıp ne şişi yakmadan evet. ortada aklın yolunda birleşmek bizim amacımız. Kurumu da yaşatmak, kurumun içindeki çalışanları da yaşatmak. Peki, çok teşekkür ederim. Sohbet etmeye devam edeceğiz. Alo. Edirne'li Ramazan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Efendim, çok seviyoruz. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siz yayına bağlanmışsınız. Benim radyo programı Joy FM'de program yaptım. Bundan iki evet. gün önce pazar günü saat 8'de tekrarı verilecek. İnanılmaz bir programdı. İnanılmaz telefon bağlantıları aldık. Herhalde siz bana oradan bir şiir okumuştunuz. Evet, şimdi zahitlerdi. Ay çok sevinirim. Gerçekten hadi bakalım okursanız sevinirim. Koca bir alkışla. Her hafta programlarını merak ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bizlerin tehlikemizden geliyoruz. Biraz geçirken acaba programı insan yolculuğu diye düşünürken kendimizden geçip olduğumuz yere duruyoruz. Batı sıradaki yerin katılımları bizlere gurur verdi. Batı program katılımlarından dolayı sesiniz değerli. Benim tarzı olur, göçmen kızı. Onun etkilerinden çok önemli bir tarzı. 15 yılda 2013 tarihinde Gürcün'e Joy FM'de buluştuk. Çok konuştuk. Bir atatürlü. Daha da konuşmak, insan insana konuşur derken ne mutlu bir böyle bütün bir şekilde sizlere konuştuk. Evet. Bu kadar mı? Evet, ne yapalım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok büyük sürpriz oldu bana. Çok sağ olun. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey efendim? Düştü herhalde yayından. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum Yunanistan'a. Radyo güzel. Programına da bağlandı beyefendi. Evet. Ve bana tütün gönderdi. Kocaman bir demet. Ne tütün? Sigara tütünü. Sigara tütünü. Evet.
Hatıra gönderdi. Böyle evime de bir köşeye koydum ama o kadar süslenmiş ki böyle sadece tütün olarak İçmek değil. İçmek için değil de. İçmek evet. için değil değil mi? Ben sigara kullanmayan biri olarak pek. Tabii. Sigara ve tütüne karşı biraz. Ben de öyle. Biz de öyleyiz hepimiz. Kullanmıyoruz. Ben hep diyorum zaten sigara kullanmayın. Hiçbir faydası yok. Sadece kendinize değil. Hiç kimse. Evet. Ne diyoruz? Sigara sağlığa zararlı diyoruz. Şimdi yemek bölümüne gidiyoruz. Evet Elif'ciğim, neredeyiz? Neler yaptık? Evet, tekrar özetlemek istiyorum. Ben de gelebilir miyim? Buyurun. Ha. Gelebilirsiniz. Rahat olun. Aile reisi kendi olur. Evinizde, kendi evinizde. Ben de geleyim bari. Yalnız kalmayayım. Tabii. Gelin Adnan Bey. Evet, ne yaptık bakalım? Buyurun. Şimdi tekrar özetleyelim bütün yemekleri. Evet, önce tabağımızı pişirdik. Hafif. Yani çok pişmiş yani değil. Tuzu falan tamam mı? İyi, gayet iyi. Evet canım, şimdi tekrar malzemeleri sayalım ve özetleyelim. Kabağımız var burada. İki adet kabak kenarını soyduk jülyen bir şekilde. Süper. Pişirdik salçalı suda. Ondan sonra birazdan ben şimdi beşamel diyorum, beğendiğinizi yapacağım. Bu arada ballı bademlerimizin hamurunu yaptım ve fırına gönderdim. Hamur yoğurduk. Ne yaptık hamuru? Kaç tane malzeme vardı? Ne koyduk içine? Unumuz vardı içinde, irmiğimiz vardı, şekerimiz, yağımız. O da sıcaklığında olması gerekiyor mutlaka. Sıcaklığını eritmemiz gerekiyor. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yaptık. Ondan sonra ben onu güzelce böyle uzun bir şekilde verip fırına gönderdim. Şimdi de şerbetini kaynıyor burada. Şerbetini nasıl şerbetleyeceğiz? Birisi sıcak, birisi soğuk mu olacak yoksa ikisi de sıcak mı olacak? O çıkacak sıcak sıcak. Şerbetimiz ılık olacak bu arada. 3,5 su bardağı şekerimiz, 2 su bardağı da suyumuz var burada. Evet. Kaynamaya çıkınca 2-3 damla limon suyu sıkacağız katılaşması için. Ondan sonra o sıcakken bu da ılıkken üzerine dökeceğim ve bekleteceğim bir süre. Ondan sonra servis yapacağız. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Evet, Göçmen Kızı'nın programı nasıl devam ediyor Hazar? Süper. Olmadı. Bomba gibi. Benim ya nasıl devam ediyor diyorum. Süper diyor, öyle değil. Bomba gibi devam ediyor sevgili yönetmenlerim, değil mi? Rejide Ergin ve şey var Canan bugün. Taner de kamerada, Tayfun. Şimdi biliyorsunuz ki o benim arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Benim burcumla ilgili yorumlar yaptı. Teker teker çıkıyor. Uzun yola gideceksin dedi. Çok mutlu döneceksin dedi. Mutlu döndüm. Uzun yola gittim. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. Kim geliyor? Eylem Cevap geliyor. Ses istiyorum. Aman da aman, hoş geldin bebeğim. Çok güzelsin gene. Dön. Bugün anlaşmışız gibi ikimiz de kırmızı giymişiz. Değil mi? Evet. Ben ayrıca buradan sponsoruma Aysel Giyim'e çok teşekkür ederim. Beni inanılmaz güzel giydiriyor. Sana bu mikrofonu vereceğim bugün. Teşekkür ederim. Nasılsın güzel arkadaşım? İyi olmaya çalışıyorum. Şu dönem biliyorsun Venüs geri hareketleri biraz sağlık açısından evet. birçok insanı etkilemeye başladı. Dayım da ailemizin büyüğü. Hastası var. Evet. Çok geçmiş olsun. Maalesef. Bu dönem onlarla geçiriyoruz. İnşallah şifa bulacak. Elimizden gelen Allah yardımcısı olsun. Allah kimsenin başına getirmesin diyorum. Amin. Bugün neyi konuşacağız Eylem? Bugün Dolunay etkilerini konuşacağız. Dolunay bizler getirdi ve 10 günlük süreçte bizleri neler bekliyor? Pekala, senden diyeceğim şu iki tane çok değerli konuğum var. Onların burçlarını da bugün yorumlar mıyız? Tabii ki. Seni şöyle alıyorum güzel arkadaşım. Teşekkür ederim. Şimdi bugüne kadar hiç bunu konuşmadık. Peyzaj üzerine hiç konuşmadık. Bugün konuşacağız. Kim geliyor? Kim geliyor? Kardeşini anons et. Evrim Calp geliyor. Hadi bakalım bir değişiklik olsun. Hoş geldin hayatım. Nasılsın canım benim? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok güzel görünüyorsunuz her zamanki gibi. Ben hep güzelim zaten. Çok güzelsiniz ama bu kadar almayalım. Hep güzelim diyormuşum. Ben de bir havalara giriyormuşum. Yoktum burada. Öyle mi? Ben evet Yunanistan'a gittim. Oradaki sevenlerimle buluştum. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Sevilmek kadar güzel bir şey yokmuş Eylemciğim. Ben oradan bu kadar çok izlendiğimi gerçekten bilmiyordum. Ama tüm Balkanlar ve çevre komşular, tüm ülkeler izliyor seni. Bana çok mesaj geldi. Çok şeker, enerjisi çok güçlü diye. Hatta insanlar senin burcunu merak ediyorlar Nevin. O bir aslan burcu diyorum. Bir saniye yeniden hemen söylüyorsun. Ben, bugün evet, ses... Ben de aslanım. Evet. Bu sene. Bu yıl özellikle 2014... Sizde ben Başak burcuyum ama Kanarya burcu yok mu efendim? Fenerbahçe. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dur. Dedikodular başladı burada. Bugün burada neler olacak? Aslan'ı hemen söylesin.
desene. Aslan bu yıl... Dinle, dinle. Duyuyor mu Hazan? O da aslan ama. Aa, bugün aslan. O da aslan. Aslan, aslan, aslan ağırlıkta. Biz Kanarya burcu, Fenerbahçeliyiz ama Kova burcuyuz. Kova, yılın şanslı burçları yanımda. Ben bir şey mi diyetmek istiyorum? Bakalım ne kadar eşini tanıyorsun. Bugün evlilik yıl dönümünüz. Eşinin burcunu söyle bana. Nasıl unuturum akrep? Akrep! Eşinden de konuştum telefonda. Buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet, aslanlardan sonra akrebe hediyemiz olsun evlilik yıl dönümleri. Beyefendi de burcunu yorumlayalım. Ondan sonra akrepler, özellikle eşiniz sizden seyahatler isteyebilir. Öyle geziler mi? İsteyebilir. Yurt dışı ile ilgili bir takım değişiklikler isteyebilir. O konuda eşinizi güzel bir sürpriz yapın. Peki. O dönem hisleri çok güçlü. İzin verirseniz ben bir şey söylemek istiyorum. Ondan sonra da şarkı alalım diyorum. Tabii. Şimdi biliyorsunuz ki sayın seyirciler, ben bu hafta Gümbürcün'deydim. Orada sevenlerimle buluştum. İnanılmaz güzel karşılandım. O kadar çok seviliyorum. Ben size canı gönülden, çok içten, hem bir göçmen kızı olarak, hem bir Rumeli TV olarak sevgilerimi iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Ya bir insan, ben hayatım boyunca 47 yaşındayım. Hayatımda ilk defa mutluluk gözyaşıyla döndüm. Otobüse bindim ve inanın ağlayarak döndüm. Böyle bir sevgi ben hiç görmedim. Zaten yarın da bizim bir hukukla ilgili konuşacağız. Bir avukatımız bizlerle birlikte olacak Gümürcüne'den. Şimdi Cengiz Bey bir film çekimi yaptı, Sevda'nın Göçü diye. Ben bununla ilgili seninle de konuşacağım, kendilerinden tanıştıracağım. Belki bizler nasıl destek verebiliriz onu konuşalım. Hayır. Onlar beni davet ettiler. Aile olarak, misafir olarak gittim aslında. Misafirliğe gittim ama başka bir şeyle karşılaştım. Gümürcünemin Yunanistan'ın beni ne kadar çok sevdiğini onu gördüm. Sizlere tekrar teşekkür ederim. Müjgancığım, Pelinciğim, Cengizciğim, çok teşekkür ederim. Beni evinizde ağırladınız. Sağ olun, var olun diyorum. Gerçekten Müjgancığımın annesi var. Sendelli Köyü. Sendelli Köyü'ne ben kokulu kokulu öpücükler gönderiyorum. Annesi Sabiha teyzeye, babası Nedim amcaya, Mehmet dayıya, Nedim'e yengeye, Nedim'e yenge hasta, yatağından kalkamadı. Ben kapısına kadar gittim. Senin ne işin var burada dedi. Çok duygulandı, çok sevindi. Sizleri mutlu edebildiysem ne kadar güzel. Ben sizi buradan kucak dolusu öpüyorum. Bunun dışında Pelin Budur'a, Cengiz Yalama Köyü'nden annesi var. Annesine, babasına, Meral teyzeye, Halil amcaya, kuaför Aysen'e ve eşi Yakup'a bana CD hazırladı. Böyle kocaman kocaman çikolatalar göndermiş Aysel'ciğim. Çok teşekkür ederim. Yakup Bey'e de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi Sabri Bey bizi teknesinde ağırladı. Sabri Bey ve ailesine çok teşekkür ederim. Balık yedik, bir de şapkasını hediye ettiler bana. Ben resimlerimi çektim. Kaptan ben bugün, gemi kaptanı. Rezidans gibi bir teknesi var. Gidin diyorum ailenizle o teknede tatilinizi geçirin. Ulaşın bizlere. İlerleyen günlerde sayfaları da olacakmış. Benden yardım istedi. Ben böyle bir tekne görmedim. Süper. Sevgilim varsa al sevgilini git bir 10 gün tatil yap. Kendimi demiyor muyum? Yalnız ya kendi de. Nazlı sen benden torpillisin. Her zaman gidersin sen benimle. Vallahi herkes sen biz de ailenle. Evet biz de gidelim. Vallahi gidin. Benim ama adresi alalım. Sevgilim telefon. Yok yalnız gidelim. Ama tek başına hayat geçer diye. Ne yapayım o teknede ben tek başıma? Yani ama sen daha sen. Bahtsızım, kadersizim, ne yapayım? Bulacağız sana bir tane macir kızı. Hadi bakalım. Hadi bakalım diyorsun. Başka kimdi? Çikolatamı, çiçeğimi hazırlayın. Hazırla. Evet. Sabri Bey'e çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel ağırladı. Çevirme de yedirdi. Ahmet Davut kendinin bir gazetesi varmış. Şimdi de radyoda, Joy Radyo'da program yaptı. Pazar günü 8'de programı dinleyin. Frekansları da size pazar günü söyleyeceğim. Belgin, Ahmet ve Adnan, Selim'e de Belgin'cim. O da avukat. Kahve ikram etti bana. Bir de çok güzel köpeği var. Sinidik kokulu kokulu öpüyorum. Gelecek olan şarkı bütün Gümürcüne'ye ve beni sevenlerime gelsin diyorum. Pazar günü 8'de hangi radyoda? Joy Radyo'da hangi frekansta olduğunu biz buradan anons edeceğiz. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum. Bir şarkı. Nermin'cim Almanya'dan izliyormuşsun. Burada sohbet ederken cep telefonundan aradın beni. Ben açtım ki
Nermin'cime de gelsin. Almanya'ya diyorum. Sponsorum Menekşe Kuaför. Almire'ye çok teşekkür ederim. Aysel Giyme, Murat Kuru Temizleme'ye gelsin bu şarkı. Sizleri çok öpüyorum.